tarihi 12 Ekim 2022, İstanbul'daki tarihi Galata Kulesi'nden bir kişi atlayarak intihar etti. Basın kuruluşları atlayan kişinin yabancı uyruklu ve 30 yaşında olduğunu söyledi. Hatta bazı platformlar intihar edenin kadın olduğunu iddia etti. 6 yıldır babasından ayrı olan Nahit Emre zor günler yaşıyordu. Yaşadıklarını kaldıramayan üniversite öğrencisi Galata Kulesi'nden atlayarak yaşamına son verdi. 15 Temmuz'un ardından saatler sonra tutuklanan baba evladının cenaze törenine jandarma nezaretinde kelepçeli olarak getirildi. Nahit Emre Güney Üniversite sınavında derece yaparak Türkiye 74.sü olmuş ve eğitimine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam ediyordu. Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden kişinin bir kadın ve yabancı uyruklu olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Gazeteci Barış Yarkadaş 7 Ağustos 2022 tarihinde TV 100 kanalının konuğuydu. Yarkadaş, Ergenekon davalarından tanınan Mehmet Ali Çelebi hakkında önemli iddialarda bulunmuştu. Gazeteci Yarkadaş, Ekim ayında Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağını iddia etti. Mehmet Ali Çelebi, Ekim ayından itibaren AK Parti sıralarında milletvekilliğine devam edecek. Mehmet Ali Çelebi iddiaları Twitter hesabından yalanladı. Yarkadaş'ı delilleri ve canlı şahitleriyle rezil edeceğini ifade etti. Peki Barış Yarkadaş'ı kesin bir dille yalanlayan Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye geçti mi? Bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi 11 Ekim 2022 tarihinde Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. Çelebi yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini davet ettiği için şükranlarını sundu. Bağımsız İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti saflarına katıldığını duyurdu. AK Parti'ye geçmeyeceğini ifade eden Mehmet Ali Çelebi'nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığı görüldü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Ekim'de başlayan Amerika ziyareti 13 Ekim'de son buldu. Kılıçdaroğlu New York'tan Washington'a uçakla gitmekten son anda vazgeçti ve karayoluyla gitmeyi tercih etti. Akademisyen Selman Öğüt, CHP Genel Başkanı'nın yaptığı değişikliği Twitter'dan yaptığı haritalı paylaşımla duyurdu. Öğüt, Kılıçdaroğlu New York'tan Washington'a gitmek için aldığı uçak biletini yakıp karayolunu tercih etti ve 8 saat ortadan kayboldu. Acaba neden cümlelerini kullandı? Paylaştığı haritada New York'la Washington arasında Pensilvanya bulunan Öğüt, Kılıçdaroğlu'nun Pensilvanya'ya gittiğini ima etti. Peki bu paylaşım ne kadar doğruydu? Gerçekten de Pensilvanya haritada New York'la Washington arasında mı yer alıyor? Google haritalar üzerinden bakıldığında New York'la Washington arasında Pensilvanya değil, Philadelphia var. Selman Öğüt'ün paylaştığı harita gerçeği yansıtmıyor.